Dörtgenler konusu dikdörtgen ile karşınızdayız. Şimdi bu konuyu size Raşit Hoca anlatsın. Hep ben anlatıyorum, biraz da sen anlat. Hiç lafı uzatma, başla. Başlama, başla hemen. Hadi. Ciddi misin? Evet canım, sen yazdın zaten bunları. Şimdi arkadaşlar, şekilde görüldüğü üzere paralel kenarın bir açısı 90 derece olursa bunun adı ne oluyor? Dikdörtgen oluyor. Bir açısı 90 derece değil de 4 açısı 90 derece olmayacak mı hocam diyecekler. Hepsi 90 derece. Bir açısı 90 dönüşünce hepsi 90'a dönüşüyor. Burada görüldüğü üzere. Sustum ben, pardon. Yazalım bunları. Zaten paralel kenarın bütün özelliklerini sağladığı gibi kendine özgü ekstra özellikleri var. Bunlar neler? Maşallah. Hemen bir bakalım. Hı hı. Bir, köşegenler kesinlikle birbirine eşittir ve birbirini ortalar. Tamam mı arkadaşlar? Köşegenlerin birbirine eşit olması bir açısında 90 derece olan dörtgenlerde onun dikdörtgen olduğu anlamına gelir. Bunu unutmayalım. En aşağı dikdörtgen. Evet, köşe karede olabiliyor çünkü. En o zaman bir de köşegenleri dik kesişecektir. Bunu unutmayalım. Başka nelerimiz var? Karşılıklı köşelerden inen yükseklikler birbirine eşittir. Aynı zamanda burada oluşan üçgenlerimiz de nedir? Eşittir. Eş üçgenlerdir. Ekstra olarak neleri biliyoruz? Alanını bulabiliriz. Alanlar dik konularının çarpımıdır. Yani A çarpı B'dir. Çevresi de zaten biliyorum ki ben. Burası B, burası A ise 2A artı 2B'dir. Bunları söyledik. Bunları zaten söyledik. Hop, bir değiştirelim. Şöyle bir kuralımız var bizim. Pisagor'dan gelen bir kural. Dikdörtgenin içinde ya da dışında alınan herhangi bir noktadan köşelere çizilen uzunlukların toplamı, karelerinin toplamı birbirine eşittir. Yani PA'nın karesi artı PC'nin karesi eşittir PD'nin karesi artı PB'nin karesi. Çok kullanılan bir özellik değildir. Bu da burada gireceğim ben devreye. Şu noktayı tutun, dışarıya doğru çekin. Bir şey değişmiyor gene. Yine PA'nın karesi artı PC'nin karesi eşittir BP'nin karesi artı PD'nin karesi. Yani şöyle söyleyebiliriz. Karşılıklı köşelerden gelenlerin kareleri toplam birbirine eşittir diyebiliyoruz. Bu köşeden gelen en kısa mesafeler ama kenarlara inen en kısa mesafelerin toplamı da sizce ne olabilir arkadaşlar? Mesela buraya x, buraya y diyelim. Buraya z diyelim. Buraya da t diyelim. Bakın z artı t dikdörtgenin bir koluna, y artı x de dikdörtgenin diğer koluna eşit. Onu da zaten bunu göreceksiniz. Geçebiliriz. Ama çok sık karşılaşmıyoruz. Evet. En kısa uzaklık. Evet. O zaman burada ilk örneğimizi ben çözeyim. Kolay ya bu. Kolayları ben çözeyim. Ne demiştik? Ortada herhangi bir nokta alınırsa bu nokta köşegen üzerinde de olabilir. Hiç fark etmez. Ama burada şekil yanıltıcı. Bunun karesi artı bunun karesi. Yani 4 kök 3'ün karesi artı 3'ün karesi eşittir 6'nın karesi artı x kare. 6'nın karesi artı x kare. 48 artı 9 eşittir 36 artı x kareden 12, 21. X eşittir kare kök 21 çıkacaktır. Var mı sorun? Yok, gayet güzeldi bence. Peki. Burada ise Öklit var ama Öklit'i nasıl görecek çocuk? Öklit'i diyecek ki E'den BC'ye bir tane dikdörtgenin kenarını çizersem ne olur diye görecek olabilir. Bu kenarın bunlara eşit olduğunu görüyor görecek, zaten. Evet. Burası 2. Küçük dikdörtgenlerim oluştu. Şimdi dik olduğuna göre Öklit. 2 kere 8 16, burası 4'tür. Buradaki kural nedir alanda? Kısa kenar çarpı uzun kenar. 4 çarpı 10'dan 40. Tabii ki buranın kısa kenara da eşit olduğunu ne yapmayacaksınız? Unutmayacaksınız. Öklit 90 derece görüldüğü anda aslında şüpheli düşünmesi gereken bir şey. Zaten dikdörtgende diklik varsa ekstra ya benzerlik ya Öklit vardır. Özel üçgen. Demiş ki şekilde verilenlere göre BE AD'ye eşit. BD AD'ye eşitmiş arkadaşlar. Biliyorum ki AD burası. BC'ye de eşittir. Hı hı. Adam bunları bana niye vermiş olabilir? Bir dik üçgen oluştur diye vermiş olabilir. Hı hı. Ben diyorum ki şu 6'yı kaydırayım. Burası da ne olacaktır? Hı hı. 6. Burası ne olacaktır? Küçük dikdörtgenden 2. İşlemim kolay olsun diye şuraya x dersem. Bakın BC BE'ye eşit ya. Burası da ne olacaktır? X artı 2. Burada zaten Pisagor'u gördünüz. Bu Pisagor'da da 6, 8, 10 üçgen olduğu bariz görülüyor. O zaman X kaçtır? 8'dir. 10 çarpı 6 yani 60 bize yine neyi verecek? Alanı verecek. İşlem hatamız yok değil mi? Evet. AE eşittir EC olarak verilmiş. AE burada. EC neresi? EC şurası. Şimdi AE ile EC birbirine eşitse ben şunu birleştirirsem iki köşegen uzunluğunun zaten birbirine eşit olduğunu biliyorum. Şu açı 30 derece ise aynı şekilde bu açıda kaç derece olacaktır? 30 derece. 30 derece. AE EC'ye eşitti. Evet. Doğru mu? O zaman burası kaç derece olacaktır?
55 olduğuna göre ikizkenarlı, şöyle renkli kalemle gösterelim mi çocuklara? Görmüşlerdir ama. Şöyle yapalım. Şu iki kenar eşit olduğuna göre 55-55. Şimdi burası 30 ise burası da otomatikman 30 oluyor. E tamamı 90 olduğuna göre 85 buraya kaç derece kalıyor? 5 derece kalıyor. Burada ama sanırım ileride öyle bir soru koymuş muyduk? Hani köşegenlerin yerleşmesi için. İşte. Tamam. Peki. Bunu geçelim. Açıortay. İki tane açıortayın kesişim noktasını biz aslında paralel kenarda söylemiştik çocuklara. İki açıortay kesişiyorsa ne oluyordu? 90 derece. 90 derece oluyordu. Şurası 90 derece. AA, BB toplamları 180. Kendiniz de bakabilirsiniz. Peki şöyle bir tane dik çeksem. Şurada bir, şurası da dik, değil mi? Bunu da unutmayalım. Şurası da dik ayrıca. Şekil biraz kötü rastlayacağım ama bu ne oluştu? Açıortaydan kollara indirilen dikmeler oluştu. Yani deltoid var değil mi burada? Buraya ben A dersem, deltoid olduğu için burası da A olmayacak mı? Şeklin bu kısmını kapatalım. Buradan da dikler geliyor. Burası A ise yine deltoid olduğu için burası da A. E bu durumda ben A'yı hesaplayabilirim. Kaçtır A? 24'ten 12. Yani şu yükseklik 12. E 10, 24. Dik üçgen 5, 12, 13'ün. İki katı. 5, 12, 13. O zaman burası kaç olacaktır? 26. Bizden sanırım üçgenin alanı mı soruyor? Taralım. 12 çarpı 26 bölü 2'den 156 olacaktır. Birim kare. Tamam? Tamamdır. Evet. FB eşittir E'de. Şurayı da 24 derece vermiş. Şimdi ne yaparız Raşit Hocam? Tamam, bugün çok çalıştım. Hadi. Şurası şuraya eşitmiş. Ondan sonra ben biliyorum ki köşegenler birbirinin ortalar. Arkadaşlar bunları işaretliyorum. Bu kadar istekli anlatma. Biraz daha zayıf anlat. Burası x ise burası da nedir? İç terslikten x'tir. Ben biliyorum ki bir üçgende bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamı ne eşittir? Burası da x artı 24'tür. İkiz kenarlıktan burası da x artı 24'tür. AF'nin DF'ye eşitliğinden burası da x'tir. Burada tamam. 3x artı 48 eşittir 180 olması gerekiyor. 3x eşittir 132'den x kaç çıkacaktır? 44. Doğru mu? Bilmem. Burada dikkat etmeniz gereken şöyle alakasız yerlerde eşitlik verilmiş. Ancak biliyoruz ki 4 parçada birbirine eşit. Bu da eşittir. İkiz kenarları gördüğünüz anda zaten sonuç ne yapacaktır? Çıkacaktır. Evet, o dediğim soruyu burada gördük şimdi. BE CD'ye eşit verilmiş. BE şu köşegen, CD şurası. Yani şu iki alakasız yer neden eşit verilsin? Ben biliyorum ki şu köşegenle şu köşegenin uzunluğu birbirine nedir? Eşittir ve hemen çiziyorum. Hoppacık. Şimdi burada ne oluştu bir tane? İkizkenar üçgen mi oluştu? Burası x, burası x. O zaman burası da nedir? X, 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 2x. Doğru mu Raşit Hocam? Evet, bu 2x 24. Kaça eşit olmak zorunda? 24'e eşit olmak zorunda. Z'lerden görebilirsiniz bunu. 2x 24'e eşit ise şayet x 12 olacaktır. Evet, paralel kenarda söylediğimiz ancak çok fazla karşılaşmayacağınızı da bildirdiğimiz bir özellik. Benzerlikten geliyor, kelebekten geliyor. Şu köşeden bir tane kenar ortay. Şu köşeden bir tane kenar ortay varsa şu üç parça birbirine ne olurdu? Eşit olurdu. Yani burası x ise şunlar da ne olacaktır? X olacaktır. X olacaktır. Unutmayın, kenar ortay olarak geldiği takdirde geçerli bu. Peki. Burası 18, burası 24. Ben burayı bulabilir miyim? Evet. 3, 4, 5, 2'nin. Kaç katı? 6 katı. 3'ün 6 katı, 4'ün 6 katı. O zaman burası da 5'in 6 katı olacaktır. 3x eşittir 30 ise x kaç olacaktır? 10 olacaktır. Tamam. Tamam. 5, 6, 7. Alan A, B, C, D. Şu 5'e okuyamıyor olabilirsiniz ama. Evet. 5, 6, 7. Şimdi kenarlarda özel bir durum var mı diye bakıyoruz. Özel bir durum yok. 5, 6, 7 aslında U'da avanın klasik sayılarıdır. Burada avanı bulmak için U kuralını kullanacağız. Daha sonra ne yapacağım? U'yu şöyle genelleyeceğim. Evet. 6S buraya ise 1S de buraya kalacaktır. Ya bu üçgenin avanını ben 2 ile çarparsam zaten neyin avanını bulacağım? Dikdörtgenin avanını bulacağım. Peki ilk önce U'yu hesaplayalım. Nedir? Neydi U? Çevrenin yarısıydı. Evet. Kaç yapıyor? 12, 18, 9. O zaman alan, üçgenin alanından bahsediyorum ama henüz şu üçgenin alanından bahsediyorum. Karekök içerisinde 9. U çarpı yani 9. U eksi A, 9 eksi 6, 3. 9 eksi 5, 4.
9 eksi 7 2. Doğru mu? Hı-hı. Burada 4 ve 9 36 dışarıya çıkarsa 6 kök 6'dır buradaki alan. 6 birime 6 kök 6 düşerse 1 birime kök 6 düşecektir. O zaman tamamı, üçgenin tamamı 7 kök 6 oluyor. Doğru mu Raşit Hocam? Evet. Üçgenin tamamı 7 kök 6 ise bu paralel kenardan gelen bir özellikle zaten tüm dikdörtgen bunun 2 katıdır. Yani cevap 14 kare kök 6 olacaktır. Alayım mı? Alan ABC'de şu şekil biraz standarttır. Papyona benzeyen şu yamuk mumuk şekil. Neydi? Yamuktu. Bu ikisi birbirine eşit. Aslında bunu yamukta görecekler çocuklara. Evet. Henüz yamukta göstermedik. Ben şöyle izah edeyim hemen. Bakınız lütfen şu üçgenin alanı eşit değil mi? Özür diliyorum. Şu üçgenin alanıyla şu üçgenin alanı aynı taban ve yüksekliğe ait oldukları eşit değil mi? Eşit. O zaman ne olacaktır? Burası S, buraya A dersek. Şu üçgen S artı A. Bu üçgenin de S artı A olması gerektiğinden mecburen buraya da ne gelecek? S gelecek. Bu bir. Yamuktan gelen bir özelliktir. Bu videoyu yamuktan önce dinliyorsanız bunu bilmeyebilirsiniz. Peki. Şimdi şu üçgenin alanı tüm dikdörtgenin yarısıdır demiştik. Ya da şu üçgenin alanı şu kalan kısımların toplamına o nedir? Eşittir. O zaman S artı 4 eşittir 3 artı A artı S. Doğru mu? Hı hı. Buradan S'ler gidecek. A kaç çıkacaktır? 1. Burası 1 ise. Biz dörtgenlerin girişinde şu özelliği söylemiştik. Şu ikisinin çarpımı şu ikisinin çarpımına nedir? Eşittir. O zaman S çarpı S yani S kare eşittir 4. S buradan kaç çıkacaktır? 2. Kelebekten de yapabilirler. 1 bölü 2. Benzerlikle mi diyorsun? Evet. Kelebekten olabilir. 2, 2. O zaman ne diyebiliriz artık? 2, 6, 8, 9, 12. Tüm paralel kenarın alanı 13, özür dilerim dikdörtgenin alanı benden 10 istiyor değil mi? Uh-huh. Tamam. 8, 12, 4 gene benzerlik. Nedir? 4'ün 16 oranı A'nın 8 oranı dersem. 4 bölü 16 eşittir A bölü 8'den A kaç çıkacaktır? 2. Yani burası 2 birim. Burası 2 birimse burası 8 olduğuna göre buraya 6 mı kalacaktır? Soru bitti. Şimdi nokta çizik diyorum Raşit Hocam. O zaman burası çizik, burası nokta mı oluyor? Noktanın karşısı 2, çizinin karşısı 4. O zaman noktanın karşısına x diyelim, şuraya 2x mi deriz? Ne diyorum? X kare artı 2x. Yani bunu artık birçok yerden gelebilir bu cevap ama Pisagor'u kullanacağım. X kare artı 4x kare eşittir 36'dan 5x kare eşittir 36. X kare 36 bölü 5 iken x ne çıkacaktır? 6 bölü kök 5. Ancak dikkat ederseniz benden ne istiyor şu anda? 2x'i istiyor. Rasyonellikle karşılaşmamak için buna 2x adını verdik. O zaman 2x'e ne olacaktır? 12 bölü kök 5 aradığımız cevap. Gerekirse kök 5'e ne yapın? Genişletin. Sıradaki soru sende. Nasıl? Bayağı. Şimdi demiş ki ABC'de dikdörtgen ni AC köşegeni boyunca katlanıyor. Suyumuzu kendimiz alıyoruz böyle. Oluşan ARC üçgeninin alanı nedir? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz AC köşesi boyunca ne yaptı? Katladı. Yani bunu aldı, buraya götürdü. Aynısı oluştu. Yani şuradaki alan atıyorum S, buradaki alan atıyorum A ise aslında buradaki alanda S artı A. Çünkü aynısı değil mi? Köşegen alanı ikiye bölerdi. Demek ki bu da nedir? S'tir. Buraya kadar bir problem var mı? Yok. Aslında ben ne arıyorum? Oluşan ARC üçgeninin alanını yani S artı A'yı arıyorum. Dikkat ederseniz bu kenarın bu kenara eşit olduğunu biliyorum. Buraya da 16 dersem şuradaki dik üçgenden S artı A'yı artık çok kolay bulabilirim. 16 çarpı 24 bölü 2'den 860, 32, 192 olacaktır. Tabii bu katlanan kısmını aslında katladığınız zaman buraya geleceğine denk geleceğini görürseniz uğraşmaya da gerek kalmayacaktır ama katlama sorularının zorlarını hazırlıyorduk. Var var. Ama karma testimize dörtgenler bittikten sonra bir karma test, karma videolar yapacağız diyelim size. Orada göreceksiniz. Bu katlandığında şeklin nasıl olduğunu görmeniz için çok da karışık bir ifade değil. Peki. Çizik var, nokta var. Çizik öklet mi bu? Öklet ama öklet. Hemen gördün ha. Göremedim henüz de göreceğim, ortaya çıkartacağım. Evet, nokta ile çizginin toplamı 90.
Çünkü burası da 90. E burada da nokta ile çizik var. O zaman burası da kaç olacaktır? 90 mı? Burası 90 derece ise burası 6, burası 9. FK'yı bulalım. X diyelim. 6'nın karesi eşittir 9x'ten. X eşittir kaç olacaktır? 4. X 4 ise şayet benden istediği A, E, K. Yani şu alan 6 çarpı 13 bölü 2'den cevap 39 olacaktır. Tamam. Abo. Peki. KD'yi istiyor bizden. Yani şurayı. BC eşittir 2 tane DC vermiş. BC nerede? DC nerede? Yani şuraya 2x diyelim Raşit hocam. Şuraya x diyelim. Doğru mu? Sanırım şunu çizeceğim. Evet. Ama bunu zor mu olacak çocuklara şu anda? Yok ya, bizim öğrencilerimiz. Şöyle yapıyorum. Bakın şurası 2'ye 4 ya. Şunu uzatıyorum. 4 birim olacak şekilde. Açıları yapalım. Şuraya çizik desek, şuraya nokta desek. Çizik ve noktanın toplamı kaç? 90 derece. 90. O zaman burası kaç olacaktır? Çizik. Şuna dikkat edin. Şurayı tam 90 olacak şekilde getirdiğimde şurası da ne oluyor? Nokta. Doğru mu? Evet. Raşit hocam, şimdi burası noktanın karşısı 4 ise çizinin karşısı kaç olacaktır? 8 olacaktır. Çünkü neden? X'e 2x, 1'e 2. Kenarlar 1'e 2 oranında verilmiş. Burası da 1'e 2 oranında. Peki 4, 8, 4, pardon özür diliyorum. 90, 8, 6, 10 çıktı zaten. Şurayı istiyormuş bizden. Zaten şunu görsünler de ben iyice. Şu kısmını bir daha açıklayabilir miyiz bir öğrencilere? Neden eşit olacağını, bu üçgeni nasıl çizebileceğimi? Çizim ben mi açıklayayım. Aha. Şimdi dedi ki öğretmenimiz, burası nokta olsun, burası çizgi olsun. Nokta ile çizginin toplamı 90 derece. Orada hemfikiriz. Dedim ki bu kenarla bu kenar birbirinin iki katı ya. Ben de o doğrultuda bunun iki katını alır buraya çizerim. Yani şu üçgen aslında 2 ile çarptı. Yukarı kenarların 2 ile çarptı. Yukarı taşıdı. E burası çizikse burası çizik olacak. Burası nokta ise burası nokta olacak. Zaten 1'e 2 oranından. Daha sonra büyük RKD dik üçgeninden KD'yi ne yaptı? Buldu. Yani şurası x, şurası 2x verilmez ise bu üçgeni çizemezdim. Onu da belirtelim özellikle. Burası x'e 2x verildiği için ben dedim ki burası 2 ise o zaman buraya da 4 çizerim ben. 4 çizdiğimde bu biraz böyle bir boy büyütülmüş cuk diye gelip buraya ne yapacaktır? Oturacaktır. Yine de açıları da gösterdik ki tam olarak kafa karışıklığı olmasın. E sonuçta burası dik, bu doğrusal. Burası 8, 6, 8. Burası da kaç olacaktır? 10 olacaktır. 60 derece verilmiş. DE bölü EF. DE bölü EF. 2K'ya 3K diyelim hemen. Tamam. AE bölü DC isteniyor benden. AE bölü DC. Burası 60 derece verilmiş. Şöyle mi yapacağım? Bence şöyle yapsam daha güzel olur gibi geliyor iki, bana. Şuradan K, 2K. Evet doğru, pardon, çünkü 3K'ya 5K geliyor buradan. Şuraya 3M diyelim. Şurası ne olacaktır? 5M. Burası 5M ise burası da 5M. Şimdi buradan bir tane dik indiriyorum. Dik indirdiğim zaman ne olacaktır? 2'ye 3 oranında payı. 2'ye 3 oranında paylaştırdığımız için bunları, şurası da aynı şekilde bir yamuk olarak düşünün şu şekli. Tales'e göre düşünebilirsiniz. 3M'e 2M olarak ayırabilirim. Burası 30 derece değil mi? Evet. 30'un karşısı 2M ise 60'ın karşısı 2M köküç. 90'ın karşısı 4M. 4M olacaktır. Benden neyi istediğine tabii bakmadım ben. AE bölü DC. Yani 4M bölü 5M isteniyormuş. O da 4 bölü 5 olacaktır. Güzel bir soru. Peki. Bunu da gönderelim. 9, 12. Şunu gördüm ya, hemen yapıştırmam lazım. 15'i mi? 15. Şimdi 9, 12, 15. Şuraya bir çizik diyelim. Şuraya nokta diyelim. 16 mı burası Raşit hocam? Burası da 16 olacaktır o zaman. E şimdi şurası çizik, şurası nokta. E bunun 3, 4, 5 üçgeni olduğunu görüyorum zaten. Çizinin karşısı 3 birim, noktanın karşısı 4 birim. E çizinin karşısı 3 birimse noktanın karşısı 4 birim olacak. 16'yı 3K'ya eşit diyelim. K eşittir 16 bölü 3. 16 bölü 3'ü de 4 ile çarparsak burası kaç olacaktır? 64 bölü 3. 5 ile çarpalım. Şurayı bulalım direkt. 80 bölü 3. Kenarlar pek iyi ayarlanmamış ama x'i artık Pisagor'dan ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. 15'in karesi artı 80 bölü 3'ün karesi eşittir x kare dediğiniz anda çıkacaktır. Ben şurada ufak bir tedirginlik yaşadım ya. O yüzden bir daha açıklayayım.
Sen açık ver. Yok buyur abi. Lütfen sen açık ver. İyiydi böyle. Sayı değerlerini sen belirle buyur. Şimdi ne yaptı arkadaşlar? Ural hocamız buraya nokta dedi, buraya çizgi dedi. 9, 12, 15 üçgeni. Noktanın karşısı 12 dedi. Burada noktanın karşısı R dersem RC dedi. Eşittir çizginin karşısı 9 dedi. Çizginin karşısı dikdörtgenin kenarları eşit ya. 16 dedi. Sadeleştirdi. 3'e böldü 4. 3'e böldü 4. Buradan RC uzunluğu ne çıktı? 48 bölü 3 çıktı burada. 64 bölü 3. 64 bölü 3 çıktı burada görüyorsunuz. Sonra Pisagor'dan 80 bölü 3 buldu. Yok Pisagor'dan bulmadım. Burası 3K. Orada karışık olmasın. K'yı 16 bölü 3 bulduk ya burada zaten. 3 birim, 4 birim, 5 birim. 5 çarpı 16 bölü 3. Çünkü Pisagor'la uğraşırsa bu sefer yine sıkıntı çıkacak. 80 bölü 3 de. Esas buradaki Pisagor sizi zorlayacaktır. Onu söyleyelim. Buradan sonrasını yapacaksınız. Zeki öğrenciler yapar. Yapar yapar. Kesin yapar. Peki. AE eşittir BD. O da eşittir EC. Ben şunları görmekte şurada çok zorluyorum. Şurada bir tanesi. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Tamam. Şu. Aslında yeşil büyük kalemi. Şuna eşitmiş. Bir de şuna eşit ama onu yazmıyorum. Ben şu köşegeni yapacağım. Daha mantıklı. Neden diye sorun. Neden? Kaplumbağa dedi. Şu yüzden çünkü böyle yaparsak artık bir eşkenar üçgen oluşmuş oluyor. Eşkenar üçgen burası tam orta aldığına göre dik gelecektir. Burası da açıyı ikiye böleceği için kaç derece olacaktır? 30 derece olacaktır. Bakın şu kenar, şu kenar, şu kenar. Üçü birbirine eşit. Ancak şunun eşitliği bir işime yaramıyor. Dikdörtgene ait diğer köşegeni çiziyorum. Ve biliyorum ki şu iki köşegenin uzunluğu da birbirine eşit. Bunu çizdikten sonra buradan EF kısmında F'nin tam ortaya denk geldiğini görüyorum. O zaman ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Açı ortay olmak zorunda aynı zamanda. Burası kaç olacaktır? 30'a 30 bölünecektir. Bunu da gönderdik. AC artı sırtına AB. Vurayım. Bir şey yapma. AC artı AB eşittir 30. AC AB 30. Alanı soruyor bize. Açıortay var, diklik var. O zaman şuradan da bir dik indireceğim. O şekilleri ben çok güzel çizmişim. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Burası 4 ise burası da 4 olacak. Neden? Açıortaydı. Bu deltoid konumunu artık öğrendiniz. Şimdi bakın. Şu ikisinin toplamı. Şuna x diyelim ben açıklayacağım. Biraz uzatacağım ama şuna y diyeceğim. Buradaki alana bakarsak 4 çarpı x bölü 2 şu üçgenin alanı. Rahat davran ya. Gaza geldi bu da. Şöyle yapıyorum. 4 çarpı x bölü 2 artı şimdi de şuradaki alanı hesaplayacağım. Ben karalardım. 4 çarpı y bölü 2. 2x artı 2y. Bu neye eşit? Şu üçgenin alanına eşit. Evet. Şimdi x artı y'yi kaç olarak 30. vermiş bana? 30 olarak vermiş. 2 çarpı 30'dan şu üçgenin alanı 60. Dikdörtgene bakıyorum ki bunun 2 katı olması gerekiyor. Cevap 120 olacaktır. Anlaştık mı? Ben alayım. Bu ne biçim şekildir ya? Bakayım nasıl duruyor ama hoş çizmişim ben. Maşallah Allah nazardan saklasın. Amin. Şimdi köşegenlerin kesim noktası olduğunu söylemiş zaten. Bir an öyle dedim ben ama bakayım dedim. Baktık. Doğru. Köşegenlerin kesim noktası ise ben bunun doğrultusunu şöyle devam ettirdim. Nereye geldim? O kadar da dikkat ettim kalemleri ters kapatmadım değil mi diye. Ters kapatmışım. Evet. Burası da buna ne olacaktır Raşit hocam? Eşit olacaktır. Çok enteresan. Eşit, eşit, eşit. Burası 20 ise burası kaç olacak? 20. 20. Başka neler veriyor bana? Burası 20 ise şurası da 20. Doğru mu? Şimdi 40, 20 daha 60. 60. Buraya 30 mu kaldı? Eşit, 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 eşit. Gördün mü? Hiç kasmıyorum. Burası kaç derece? 90. 90. Neden? Muhteşem. Muhteşem. Kaplumbağa deden diyecektim. Muhteşem üçlü var burada. Dikkat edin. Şuradan gelen kenar ortay aynı zamanda böldüğü parçalara ne? Eşit. O zaman buranın 90 derece olması lazım. Bir anlık düşünüyorum. Başka şeylerden de çıkartılabilir mi diye. Belki çıkartılabilir ancak o kadar da gerek. Hani 30-30 şurası evet. 60 olacak. Eşkenar çıkacak vesaire. Neyse. Neyi istediğine hiç bakmadım da. EF'yi. EF neresi? Şurası. Tamam. Burası 30 derece olduğuna göre 30'un karşısı 10 ise hipotenüs 20'dir. O zaman bunlara 10-10 mu kalır? Zaten EF ile bu parçalara ne? Eşit. O zaman bunun uzunluğu da kaç olacaktır? 10 olacaktır. Ne biçimdir bu be ya? EAF eşkenar üçgen. EAF. Bu eşkenar üçgen. Burası 60, şey 90. Çemberden çözeceğim Raşit hocam bunu. Tabii ki. Çember değil mi? Yani başka bir
yöntem aklıma gelmedi şu anda ama 90 yani kirişler dörtgeni bu. Başka bir yöntem olduğunu da pek zannetmiyorum kolay bir yöntem olduğunu. Hemen bakalım. Neden kirişler dörtgeni? 90'ı 90'ı görüyorum zaten. Aynı zamanda bana bunun bir eşkenar üçgen olduğunu söylemiş. Bu eşkenar üçgense şu açı kaçtır? 60'tır. O zaman burası da kaç olmak zorunda? 120 derece olmak zorunda. O zaman nedir? 90'a 90 olduğu için, burası da çap olacağı için buradan ben bir tane çevre çember çizebilirim. Doğru mu? Doğru. Neden işimi kolay hale getirdi? Hani eşkenar üçgen var ya burada. 60. O zaman gördüğü yay kaç olacaktır Raşit Hocam? 120. Zaten bu da aynı yayı görüyor. Aynı yayı gören çevre açılar birbirlerine nedir? Eşittir. Direkt olarak 60'ı yapıştırabilirim. Ben düşünüyorum başka hangi yollardan yapabilirdim diye. Eşkenar üçgenin kenarlarıyla dikdörtgenin kenarları arasında bir bağıntı kurabilirdim ama bu soruları çemberden çözmek çok daha kolay gibi geliyor bana. Tamam? Tamam. Var mı aklında başka bir yöntem? Şu anda gelmedi. Bu yöntemle mi hazırlamıştın? Evet. AF FB'ye eşitmiş. AF FB'ye eşitmiş. Benim gırtlak gitti artık Raşit Hocam. Sen de olsan. Demiş ki AF FB'ye eşit. Belirteyim. Kırmızı kalem özellikle aldım. İkizkenar dik üçgen olduğunu görüyoruz, değil mi? Burası nedir? 45'tir. Burası da nedir? 45'tir. Diyorum ki şurası 2m olsun. Burası da 2m. Burası 2m. 42 olacaktır Pisagor'dan. E diyorum ki şu yüksekliği bir indireyim. Elime ne geçecek? Burasının m kök 2 olduğunu görürüm muhteşem müşteriden. Peki ben bu yüksekliği diyorum ki şuraya taşısam ne olur? Çünkü dikdörtgenin kısa kenarına eşit zaten. Evet. Burası da eşit. Burası da ne olacaktır? Çok mantıklı. M kök 2 olacaktır. Peki şimdi üzerilere devam edelim. Bir de demiş ki adam BE DC'ye eşit. Oo, şurası da 2M kök 2. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? 2M kök 2 bakın. 2M kök 2 M kök 2 demek ki şurası nedir arkadaşlar? 30. 30. Bakın orası 30 ise burası nedir? 60. İkizkenar zaten burası 75. X artı 45 eşittir 75. X ne çıkacaktır? 30 derece şu çıkacaktır. 75'i göstermemiz lazım. O ikizkenarlık tam gözükmüyor gibi. Hani şurası şuraya eşitti değil mi? Buna da eşitti. Doğru mu? O zaman 30'sa tepe açıları 75. 45 beğenmedin mi? 45 buraya kaç kalacaktır? 30 kalacaktır. Ben o esnada su içiyordum. Belki de anlattın sana o kısmı ama kaçırmış olabilirim diye açıkladım. Bitti mi? Bitti.